sevgili boğa burçları ay burcu boğa ve yükselen boğalar bakalım sizleri neler bekliyor bu hafta Rabbimin izniyle yorumlamaya çalışacağım Bismillahirrahmanirrahim Femen yamel miskale zerretin hayra yera Bir zerre tanesi kadar iyilik yapan mükafatını görür Vemen yamel miskale zerretin şerah yera Bizleri kadar kötülük yapan da mutlaka cezasını görür anlamındadır efendim. Sevgili dostlarım. Bakalım koşullar neleri getiriyor. Şimdi koşullar bazı tekrarlamalar yapılacağını yarım kalan işlerin bu hafta tekrar olacağını ve aynı zamanda pek çok boğa burcunun Gerek ikizlerle gerek yay burçlarıyla varsa ilişki durumlarının düzeleceğini, varsa bir sıkıntılı durumlarının, sıkıntılarının giderileceğini haber veriyor efendim. Hayırlısıyla yani güzel bir dönemeceye gireceğinizi haber veren olgular var. Aynı zamanda pek durgun bir enerji yok, hareket var bu hafta boğa burçlarında hareket olduğunu görüyorum. Önemli haberler alıp verileceğinizi görüyorum. Aynı zamanda birçok işle ilgilenebilirsiniz. Odaklamalarınız iş üzerine maddi manevi kazanç üzerine yoğunlaşmış gösteriyor. Durağan enerji yok ve de bir ivme kazanacaksınız. Yani birdenbire hızlı şekilde olaylar gelişecek. Resmi evrakları imzalatabilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Konuşmalar, tatlı konuşmalar olacak. Aynı zamanda yüzleşmeler olabilir. Bir kadın ve bir erkeğin yüzleşmesi olabilir komşular arasında yüzleşmeler yaşanabilir. Ama dediğim gibi haksızlığa uğramışsın Boğa Burcu. Sanki derin düşünen bir insansın, sabırlısın, zaman ve kazanç senin için önemli. Sen diyorsun ki peki benim durumumu telafi ettiğinizde kaybolan zamanım ne olacak diyorsun. Böyle bir durumlarda var efendim moralinizi yüksek tutacağınız ve ilerlemeler kat edeceğiniz bir hafta. Şimdi konuşmalar çok fazla arkadaşlar. Ya, aile meclisinin toplanması, ailenin bir arada olması, misafirlerin gelip gitmesi. Konuştukça konuşuyorsunuz. Yorgun bir hafta. Boğalar için bir hali yorgun bir hafta olacağını söyleyebilirim duygusal ve özel hayattaki önemli sorunların çözüleceği bir hafta. Ve zekice hareket edeceksin, mantığını kullanacaksın, sıkıntılı süreçleri biteceksin, bitiriyorsun. Ve çıktığın bir yolculuktan hayır görüyorsun. Ya da beraber olduğun insandan hayır, iyilik ve güzellik göreceğini söyleyebilirim. Sanki bir kadın ve bir erkeğin konuşması ve Yüzlerde gülümseme vermiş arkadaşlar. Dışarı çıkmak, bir arkadaşla beraber hareket etmek ya da yeni tanıştığın birisiyle bir duygusal konuyu çözmek senin omuzlarındaki yükleri alacak ve de seni kuvvetlendirecek. Geçen haftalarda hastane işlerin oldu, belki. Omuz ağrıları çektin, kas ağrıları çektin ya da bir kaza olabilir, küçük bir kaza. Kırık çıkıkla uğraşabilirsin boğa burcu. Bu hafta bunları telafi edeceğini, kaslarının gelişeceğini ya yani kaslarınla ilgili ne bileyim bakım mı yaptırdın ya yani bir tedavi mi uyguladın? Kas yorgunlukların vardı, bunlar gidiyor. Bunların gideceği ve diş ağrısı gibi boğaz ağrısı gibi bir sorunun çözüleceğini gösteriyor efendim. Eller, kollar hareketli ve bazı nasıl diyeyim el becerisi gerektiren işlerde çok çalışacağınız, başarılı olacağınız gözüküyor. Bir de evdeki eşyalara dikkat edin sakarlık yüzünden <laughs> böyle kırıp dökmeyin arkadaşlar. Yani böyle değerli eşyalarınızı koruyun. Biraz bu hafta sakarlık haftası diyebiliriz. Yani elimizden sık sık düşecek. O da çok acele hareket etmek zorundayız. Aceleciyiz bu hafta boğa burçları. O yüzden <laughs> bir aman kazayla neyle bir, bir güzel bir hediyeyi falan kırmayalım, dökmeyelim efendim. Birden fazla aile meclisi gözüküyor. Yani birileriyle toplantılar var. 3-4 kişi bir araya gelinecek. Bir konu eksik kalacak ya da birisi gelemeyecek. Bir daha görüşmelerin olacağı bir döneme içtisiniz. Bu hafta böyle normalde monoton geçecekken aile sorunları ve sağlık sorunları sebebiyle hareket halinde olacağınızı gösteriyor sohbet muhabbet güzel ee, ama dedikodulara dikkat edin. Özellikle dediğim gibi üst kat üst, üst kat komşuları demin sanırım terazi ileride de gördüm onu. Ee, onlarda alt kat komşuları ve güneye doğru seyahatte sıkıntı veriyordu. Sizin üst kat komşular ve doğuya doğru sefer veriyor efendim. Aynı zamanda bir kırgınlık, dargınlık yaşanabilir ama çabuk geçecek. Affedeceksiniz. Böyle sanki birisi bir yanlış bir laf edecek, cahilliğine vuracaksınız ya da kültürsüzlüğüne vuracaksınız. Yani huzurlu genelde ama dediğim gibi bir kalbinizi kırabilirler. Evet, bazı kaygıların var. Ben bu parayı ödeyebilir miyim, ödeyemez miyim? Ben bu işin içinden çıkar mıyım çıkamaz mıyım? Hiç merak etme borç ödenecek sıkıntıların giderileceği bir dönem. Evet ya da işle ilgili yani bu işi ben mi alırım başkası mı alır? Bu işi ben başaramazsam işte kim yapacak? Bir üzerine sorumluluk alacağım. Maddi manevi sorumluluk alacağım bir haftadasın. Kararsız kalma ilerle başaracağını gösteriyor efendim. Evet. Şimdi başkalarını kırmayım derken kendin kırılabilirsin. Buna dikkat et. başkalarına memnun et, edeceğim diye sen memnuniyetsiz olabilirsin. Başkalarını sevindirmek için sen üzülebilirsin. Biraz bencil olmanı rica ediyorum efendim. Biraz bencil olursam boğa burcu kazanırsın. Onun dışında harika bir hafta. Güzelleşmek için bakım yaptırmak için kuaföre gitmek için saç boyamak, makyaj olayları, kilo vermek için de çok güzel. Yani diyete başlanabilecek çok güzel özellikle bütün boğa hanımlarına, beylerine diyorum iki hafta içerisinde ödem atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ayında durumları Jüpiter'in durumları boğa burçları söylüyorum kesinlikle yani biliyorsunuz 12. evinizde koç burcundaki Jüpiter bilinçaltını aktif hale getiriyor çok 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 süper gelişmeler bekliyor süper hemen bilinçaltınızı kodlamayla çok kolay diyet yapabileceksiniz. Bütün boğa boşları. Diyetlerinizden iki hafta içerisinde böyle gözle görülür. Yüzden gitmesi, göbekten gitmesi her neyse ya bir sıkıntı varsa kilo varsa fazla kilo varsa ödem varsa <laughs> kesinlikle o şişliklerin gideceği rahatlayacağınız ve mantıklı hareket edeceğiniz bir hafta önümüzdeki haftalarda da devam ediyor bu Jüpiter 12. evinizde ya bilinçaltınız aktif ediyor uykuda bile kilo verirsiniz biraz gayretle çok güzel kilo vereceksiniz arkadaşlar kesinlikle böyle bir de boğa burçları kesinlikle ben size söylüyorum e, kuzey ay düğümünün sizin burcunuzda olması çok size kilo aldırdı bu sene yani bir, bir süre daha devam edecek ama artık Ekim'den sonra etkisini kaybedecek. Yani kilo aldırdı, ödem yaptı, yine bazı sorunlar çıkardı. Başta ilgili sorunları büyüttü, Düş, düşmanlarla ilgili sorunları büyüttü ama geçici bunların etkisi. Bunların etkisini bilirsek bir de yaşamımızda yani temkinli davranırsak, iyi yönlerini kullanırsak çok iyi olacak. Ha kilo aldırdı ama 12. evde de Jüpiter var. Diyor ki bilinçaltını kullanırsan hemen böyle mantıklı hareket edersen kazanırsın diyor yani. Kazanacaksın. Evet. Arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Evet daha neşeli daha eğlenceli entelektüel anlamda daha faaliyette olacağımız bir hafta kitap fuarlarına gidebilirsiniz internetteki kitap fuarlarına katılabilirsiniz kitap okudum hayatım değişti diyebilirsiniz böyle bir dönem yine yani bir ilaç almakta tereddüt ediyorsanız ilaçla ilgili sıkıntı varsa bu ilacı kullanacaksınız her neyse herkesin kendine göre bakın ilaçlarla ilacın kullanımıyla ilgili de gelişmeler çok iyi. İlaçların da tam size uyacağı bir hafta tedaviye çok güzel cevap verilecek bir haftadasınız efendim. Açık ve net biçimde istediklerinizi karşıdakine söyleyeceksiniz. Açık fikirlisiniz ve kapalı gizli işlerden kurtulacağınızı düştüğünüz sıkıntılı durumların aydınlığa çıkacağını söyleyebilirim. Evde bir hasta varsa ya da ailede bir hasta varsa faydanız olacak. Sevap alacağınız ve yazılı bir takım belgelerin hane içerisine giriş yapacağını görüyorum efendim. Hayırlı iki de telefonunuz var. Yurt dışından birisi biri de uzak bir şehirden o da size çok iyi geliyor efendim. Kötülük yapmak isteyen birilerinin de düştükleri tuzakları da göreceksiniz. Önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Eğer bir şirket çalışanıysanız arkadaşlar böyle bir akış başlayabilir, bir maddi bolluk başlayabilir. Aynı zamanda sıkıntılı süreçleri atlatacağınızı gösteriyor efendim. Bakalım zikriniz neymiş? Ya rakip zikrini çekmeniz gerekiyor efendim. Tekrar sayısı 312'dir. Ya rakip sikrini çektiğinizde ne oluyor? Bir kere sizin üzerinizdeki bir baskı kalkıyor. Sizinle uğraşan, rakip olan, didişen birilerinin sıkıntılarını, ağırlıklarını üzerinizden atıyorsunuz. Onu söylüyorum. Zaten rakip anlam olarak her varlığı, her an gözetleyen, denetleyen demektir. Seninle uğraşanları bırak Rabbim denetlesin. Rabbim gözetlesin ve seni gözetiyor onlardan koruyor ve sana baskı yapanları da Rabbim imtihan ediyor. Ondaki ya imtihan sonsuzdur. Arkadaşlar bunları söylüyorum ve dualarınızın kabul olacağı bir dönem. Üç kişi bir araya geliyorsunuz bir düşünceyi açıklıyorsunuz. Belki karma karışık ama zaman içerisinde bu düşüncelerinizin netleşeceği yani beşli bir vade veriyor. Beş gün, beş hafta, beş ay içerisinde de güzelliklerin sizinle olacağı bir takım yükselişlerin yaşayacağınızı yaş yaşanacağını söyleyebilirim. Ve böyle yılan gibi kıvrılan birisinin hayatından gideceğini düzgün, konuşkan, nur yüzlü bir insanla tanışacağını özellikle nur yüzlü bir ihtiyar adam Size yardım edecek boğa burçları hazır olun. E, dualarınız duyulmuş, yaptıklarınız, iyilikleriniz duyulmuş. Çok güzel bir hafta. Zaten yeni yılda size coşkuyla gelecek efendim. Hele de önümüzdeki mesela Nisan-Mayıs gibi artık boğa burcuna bir Jüpiter yerleşecek. O zaman da bütün arzular yerine gelmeye başlayacak. Şimdiden tebrik ediyorum yeni yılınızı boğa burçlarım. Hayırlara vesile olsun inşallah siz her şeyin en iyisine layıksınız. Akıllı mantıklı hareket eden ve kötülük nedir bilmeyen kalbinde kötülük barındırmayan boğalarsınız. Benim de küçük oğlumun Bülent'imin Burcu Boğa'dır 26 Nisan doğumludur. Allah'ım onu da muvaffak etsin her konuda sizleri de yavrularınızda rakiplerinizde böyle alt etsin inşallah alt etsin, yani alt etsin, uzaklaştırsın Rabbim ne diyelim arkadaşlar? Yani üç büyük dileğimiz var. Beden, zihin, ruhumuzla isteklerimizi kendi adımıza, bütünün hayrına, sevdiklerimizin hayrına gerçekleştirmek. Üçü unutmayın arkadaşlar. Ruh, beden, zihin üçlemesini unutmayın. Elimizi açtığımızda da büyük üçgen oluşuyor. En tepedeki dualar kabul oluyor anlamındadır. Sizde de üçgen açı çok bu hafta dualarınız kabul oluyor. Yıldızname'niz kutlu olsun efendim. Hoşça kalın, dostça kalın son olarak söylüyorum. Ya rakip sikri tekrar sayısı 312. Videonun altına yorum yaparsanız, beğenirseniz beni mutlu edersiniz bu avuçları.